Sayın MHP divan üyeleri, sayın MYK üyeleri, sayın milletvekilleri, sayın Ülkü Ocakları Genel Başkanı, sayın MHP Ankara İl Başkanı, değerli Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticileri, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanım, ilçe parti ve ocak başkanları, sayın Ülkü Ocakları Kısa Film Yarışması jüri üyeleri, kıymetli misafirler, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Platformu Kısa Film Yarışması Ödül Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programımıza başlamadan önce sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başbuğduz Alparslan Türkeş ve aziz şehitlerimiz anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Olcay Kılavuz Bey'i kürsüye davet ediyorum. Partimizin çok kıymetli Genel Başkan Yardımcısı, çok saygıdeğer milletvekillerimiz, çok değerli jüri üyelerimiz, birbirinden değerli, birbirinden kıymetli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla alakalı bu programa hepiniz hoş geldiniz, şerefle getirdiniz. Böylesi bir önemli organizasyonda Türk milletinin yiğitleriyle, Türk milletinin kahramanlarıyla kucaklaşarak bir araya geldiğimizden ötürü Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Çok kıymetli misafirler, değerli arkadaşlarım,
Malumunuz olduğu üzere mükozatları Türk gençliği için kurulmuş müstesna bir kuruluştur. Türk gençliğini yüksek seciyeli, yüksek ahlaklı, feraset sahibi, insanlara saygılı, Türk milletine faydalı bir şekilde yetiştirmek adına mükozatları varlığını milletimize adamış durumdadır. Cennet mekan başkurumuz Alparslan Türkeş Beyefendi ve beraberindeki dava büyüklerimiz mükozatlarını Türk gençliğine, Türk milletine, Türk dünyasına bir hediye gibi, bir armağan gibi bizlere bırakmıştır. Bu hediye, bu armağan büyük bir emanettir. Dolayısıyla ülke ocaklarının varlığıyla Türk gençliğini çok yönlü bir şekilde takip etmekteyiz. Yetiştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlı bir şekilde ortaya koymaktayız. Başta eğitim faaliyetlerimizle, kültürel faaliyetlerimizle, sosyal faaliyetlerimizle, sosyal sorumluluk projelerimizle ve birçok çalışmalarımızla memleketimizin adına milli manevi meselelerle ilgili ortaya koymuş olduğumuz tavrımızla çalışmalarımızı son sürat devam ettirmekteyiz. Tabii bu çalışmalarla birlikte hepimizin malumudur ki maalesef Türk milletine birçok oyun kurulmuştur, birçok tehlikeyle ve tehditle karşı karşıyadır. Ama bizim nazarımızda çağımızın en büyük tehlikelerinden, tehditlerinden birisi olan uyuşturucu ve madde bağımlılığıdır. Hepiniz takip etmektesinizdir ki basında, medyada veyahut da birebir yaşadığınız ortamda görmektesiniz. Son yıllarda Türk gençliği maalesef ki böyle bir melanet hastalıkla karşı karşıyadır. Hepimiz bu melanet hastalığı görerek kahrolmaktayız. Dolayısıyla ülke ocakları Türk gençliği için vardır. Türk gençliğinin her türlü yanlış işlerden, kötü alışkanlıklardan uzak durarak ahlaklı, samimi, dürüst, çalışkan bir şekilde hem kendisine, hem ailesine, hem milletimize faydalı olması gerektiğinden ötürü gençliğimiz olarak bu illete yönelik savaş açmış durumdayız. Ülke ocakları olarak 29 Ekim 2014 tarihi itibariyle uyuşturucu ve madde bağımlılığına hayır platformumuzu kurduk ve şimdiye kadar Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun, gerçekten büyük çalışmalar, büyük hizmetler ve büyük faaliyetler gerçekleştirdik. Kısaca özetleyecek olursak, yurt genelinde uyuşturucu ve madde bağımlılığının hangi aşamaya geldiğini kardeşlerimize, ülküdaşlarımıza, milletimizin evlatlarına anlatmak maksadıyla Türkiye'de il ve ilçelerimiz aracılığıyla, ülke ocaklarımızın aracılığıyla konferanslar düzenlenmiştir. Alanında uzman, alanında başarılı ve uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili sorumluluk üstlenmiş değerli hocalarımızla, değerli arkadaşlarımızla kardeşlerimizi, gençliğimizi bilinçlendirmeye çalışmaktayız. Ve yine Cehalet adlı tiyatromuzda Türkiye'de hemen hemen her ilimizde ve bazı ilçelerimizde bu
tiyatro sergilenmiştir. Bir gencin uyuşturucuya ve maddeye nasıl başladığını ve aşama aşama hangi noktaya geldiğini, sonucunda da Allah muhafaza yok oluşunu, çürüyüşünü, ailesinin de dünyasının başına yıkılışını anlatan o güzel tiyatroyla kardeşlerimize bir farkındalık yaratarak bu illetten uzak durulması için bu faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Yine el broşürleri dağıtılmaktadır. Yine sportif faaliyetler yapılmaktadır. Gençliğimizi ısrarla spora davet ediyoruz. Sağlıklı bir gençlik için, yarınlarda sağlam bir şekilde ilerlemeleri için sporla mümkün olduğunca meşgul olmaları için gayret sarf etmekteyiz. Hepinizin takdiridir ki bir milletin geleceği gençliktir. Eğer ki biz Türk gençliğini en iyi şekilde yetiştirirsek, donanımlı bir şekilde, nitelikli bir şekilde ilerletirsek, Allah'ın izniyle yarınlarda hem devletimize, hem milletimize, hem de insanlığa en iyi hizmet edecek kadroları ortaya çıkartırız. Ama yok, böylesi tehlikenin, böylesi tehdidin varlığı karşısında duyarsız kalır isek, milletimizin geleceği karanlık olur. Bakınız, Türkiye'de uyuşturucu kullanma oranı 11 yaşına düşmüştür. Ve 11 yaşıyla başlayan uyuşturucu kullanma veyahut da madde bağımlılığı sentetik uyuşturucu olarak ifade ettiğimiz lanet efendim bu maddeler 12, 13, 14 diyerek devam eden efendim gençliğimizi maalesef avcunun içerisine almaktadır. Ve bu pisliğin müptelası olan bir kişi sadece uyuşturucuyla bağımlı kalmaz, sadece maddeyle bağımlılık olaraktan kendisini ilerletmez. Affedersiniz, hırsızlık da yapar, arsızlık da yapar, yolsuzluk da yapar, canavar ruhlu bir cemiyet düşmanı olarak ortaya çıkar. Onun için bu gençlik bizim gençliğimizdir. Bu millet de bizim milletimizdir. Böylesi felaketle karşı karşıya kalmışken bana dokunmayan yılan bin yaşasın derse o yılan gelir seni de sokar. Senin hakim olman önemli değildir. Veyahut da doktor olman önemli değildir. İmam olman önemli değildir. Mesleğin ne olması önemli değildir. Bir toplumsal gerçek vardır. Maalesef gençliği sarmış olan büyük bir tehlike vardır. Bu tehlike karşısında ülke ocakları olarak Allah'a şükürler olsun seferber olmuş durumdayız. Ve burada toplanmamızın sebebi ise yine başlatmış olduğumuz uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili olarak kısa film yarışmasıdır. Burada bazı ödüller de ortaya koymaktayız. Ama asıl amacımız ödül vermek değil, bütün arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi teşvik etmektir. Bu terörden daha tehlikeli olan illete karşı kardeşlerimizi daha iyi bir şekilde şuurlandırmaktır. Onun için Türkiye'deki il ocaklarımızın, ilçe ocaklarımızın katılımıyla şimdiye kadar yapılmış kısa film yarışmaları çok değerli jüri üyesi hocalarımızın tarafından değerlendirilmiştir ve derece yapan iller, ilçeler belirlenmiştir. Bu noktada
teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Biz kararlıyız. Gençliğimizin tertemiz yaşaması için bu berbat illet hastalıktan kurtulması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Bazı ailelerimiz bize ulaşmaktadır. Ulaşan ailelerimizin yaşadıkları gerçekten çok çarpıcıdır. Bir madde bağımlısı annesinin maalesef ki boğazını kesecek noktaya gelebilmektedir. Evdeki eşyalarını alıp götürerek dışarıda satabilmektedir. Veyahut da hırsızlık yapabilmektedir. Bir hanımefendi annemiz hıçkırıklar içerisinde ağlayarak şu ifadeyi kullandığını hatırlamaktayım. Benim oğlum bu illeti kullanmakta artık şaşırmış durumdayım. Allah'a yalvarıyorum. Ya canını al Cenab-ı Allah'ım ya da bu illetten kurtar diye yakarmaktayım dediğini büyük bir şaşkınlık içerisinde, büyük bir şok içerisinde dinlemiştim. Yani bir ana yüreğini düşününüz, evladıyla alakalı adına dua mı deriz, beddua mı deriz bu ifadeleri kullanmakta. Ne kadar ürkütücü, ne kadar korkutucu bir manzaradır. Yine bir başka baba diğer evlatlarını, çocuklarını bırakıp ailesiyle birlikte bulunduğu şehirde ailesini bırakıyor, diğer çocuğunu takip etmek anlamında başka bir şehre gidiyor. Ve maalesef tedavisi kolay kolay da olmuyor. Ne yaparsa yapsın o illeti bir şekilde buluyor. Onun için başlaması kolay, bırakması maalesef ki çok zordur. Dolayısıyla bir defadan bir şey olmaz. Ya sende hiç yürek yok mu? Sende hiç cesaret yok mu? Hiç arkadaşlık hatırımız da mı yok? Şunu bir defa kullan bakalım diyerek maalesef tam bir uyuşturucu ve madde bağımlılığı noktasında harbiden cemiyet düşmanı, millet düşmanı olarak ortaya çok çıkan genç olmuştu. Bakıyoruz bir kız çocuğu uyuşturucu ve madde bağımlısı olmuş. Yok kayıp. Annemiz kızını aramakta gözyaşları içerisinde boğuluyor. Sokak sokak, cadde evladını arıyor. Ama bulamıyor. Başına ne geldiğinin bilgisi yok. Nasıl bir ortamın içerisinde olduğunun bilgisi yok. Ama kahroluyor. Biz ülkücü Türk gençliği olarak Türkiye'nin her yerinde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde omuz omuza vereceğiz, sırt sırta vereceğiz. Uyuşturucuyla ölümüne kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Satıcılarıyla değil, satıcılarıyla kolluk kuvvetlerimiz mücadele edeceklerdir. Biz devletin askeri ya da polisi değiliz. Biz ülke ocaklarının teşkilatıyız, biz gençlik teşkilatıyız. Satıcıları da bellidir. Satıcıları PKK'nın temsilcileridir. Ve bu uyuşturucu ve satıcılarının varlığı tamamıyla PKK ile birlikte hareket eden alçaklardır. Gelen paralar, finansman kaynakları da olduğu gibi PKK'ya gitmektedir. Dönüşü ise Türk milletine, Türk askerine, Türk polisine haince, kalleşçe, kurşun olarak dönmektedir. Bunun da farkında olmalıyız. Her bir arkadaşımız bir tane madde bağımlısını kurtarırsa ne mutlu ona. O gözü yaşlı anamızın, babamızın hayır duasını almak onu her iki dünyada aziz eder.
Maalesef gerçekten biz bu durumu, bu manzarayı görerek kahrolmaktayız. Tabir yerindeyse ölüp ölüp dirilmekteyiz. Onun için Üfe Ocakları olarak çalışmamız devam edecektir. Ben böylesi sorumluluğu yüksek bir bilinci devam ettiren başta genel merkez yöneticilerimize, il ocak başkanlarımıza, ilçe ocak başkanlarımıza ve bütün yurttaşlarımıza, kardeşlerimize, asenalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah her birinden ayrı ayrı razı olsun. Biz geri duramayız. Biz sorumsuz olamayız. Efendim şurada ateş yanarken o ateş elbet bir gün bizi de yakacaktır. Dolayısıyla ateşi söndürmek hepimizin boynunun borcudur. Hepimizin namus borcudur. Engel ne kadar yüksek olursa olsun bahanenin arkasında sığınmayacağız. O dağları, taşları, engelleri aşacağız ve başarıya ulaşacağız. Bunun haklı gururunu ve mutluluğunu yaşayacağız. Çok uzatmak istemiyorum ama bu konuyla alakalı gerçekten çok dertliyiz. Sayısızca gencecik fidanlar bakıyoruz park köşelerinde, sokak başlarında ya ölmüşler, ya ağızlarından köpük çıkıyor, ya gözleri yerinden çıkacak halde, ya bunlar bizim gençliğimiz, bizim kardeşlerimiz. Onun için bu gençliği koruyup kollamak hepimizin vebalidir. Ben hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Buraya katılan başta partimizin genel başkan yardımcısı Emin Haluk Beyefendi'ye ve çok kıymetli milletvekillerimize, değerli jüri üyelerimize, hocalarımıza, ocak başkanlarımıza, bütün yurttaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bu arada telefonlarımızı komple kapatırsak minnettar oluruz. Sağ olun efendim. Ülke Ocakları Uyuşturucuyla Mücadele Platformu 24 Ekim 2014 tarihinde kurulmuştur. Dünyanın en büyük gençlik hareketi olan Ülke Ocakları tarafından başlatılan Uyuşturucuya Hayır kampanyası kapsamında daha etkin ve verimli bir kamuoyu çalışması için Uyuşturucuyla Mücadele Platformu kuruldu. Platform kapsamında yürütülen saha ve sosyal medya çalışmalarıyla hem uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi hem de toplumsal farkındalığın artırılması sağlandı. Ülke Ocakları'nın mücadelesi bununla da sınırlı kalmadı. 1 Ağustos 2017 tarihinde damarlarındaki asil kanı kirletme çağrısıyla uyuşturucuya karşı bir de kısa film yarışması başlatıldı. Yarışma büyük ilgi gördü. Yarışmada ödül olarak birinciye 3 tam altın, ikinciye 2 tam altın, üçüncüye 1 tam altın verilecektir ve mansiyon ödülü sahiplerine de yarım altın verilecektir. Bunu da bilgilerinize arz ediyoruz efendim. Ülke Ocaklı gençlerimiz yurdun dört bir yanında çektikleri 43 filmi kısa sürede genel merkeze gönderdiler. Filmler alanlarında uzman bir heyet tarafından sinematografik ve psikososyolojik açılardan değerlendirilmiştir. Heyette yer alan isimlerden de bahsedelim. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sezai Türk, Leyla Yağanoğlu Umder Başkanı, Hasan Bozkurt narkotik uzmanı. Bugün burada ilk 3 film ve mansiyon ödülü kazanan 2 film açıklanacak. Şimdi bu 5 filmi illerin alfabetik sırasına göre izleyeceğiz. İlk izleyeceğimiz film Ülke Ocakları Bursa İl Başkanlığı'nın hazırladığı Karanlık ve Merak. Film kötü alışkanlığı bulunmayan bir gencin giyimi, hayat tarzı ve yaşam biçimi olarak örnek aldığı kişi tarafından madde bağımlılığına sürüklenip aile ilişkilerinin zayıflaması ve sürecin hayatına mal olmasıyla son buluyor. Es-salâ.
Allahu Ekber. Hakkınızı helal ediyor musunuz?
Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin. Şimdi de İstanbul Ataşehir Ülkü Ocakları'nın hazırladığı İlk Adım filmini izliyoruz. Filmde madde bağımlısı genç bağımlılıktan kurtulmak için içindeki sese kulak vererek harekete geçer. Değişim yolunda bir daha kendisini geriye döndüremeyecek duygularla karşılaşır. Milli ve manevi şahsiyetlerin sözleri onu bu karanlık yoldan çıkaracak pusula olur. Gencin Ülkü Ocakları'na attığı ilk adım kurdu bir yolculuğa dönüşmüştür. Ve bu seninle başlasın. Bir şeyi değiştirmek istiyorsan önce kendinden başla. Hayalini yapmaya çalış. Başaramazsan tekrar dene. Çabalamanın keyfini çıkar. Ki mucize yaratamazsın. Ama hep dene. Başarısız olma özgürlüğünü üretkenlik ve bir fikirle birleştir. Kendine kısa vadede ulaşabileceğin hedefler koy. Sadece başla. Başlamak yolun yarısıdır. Ey Türk istikbalinin evladı! Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Kirletme. Bak be etrafına. Kimselere nasip olmamış ecdadına. Bir çağı kapat artık ve yeni bir çağ aç. Unutma, ya sen onu bitireceksin ya o seni. Gel. Gel. Neyi arıyorsan sen osun.
mutluluğun büyük hedeflerin en sonunda olduğunu kişilik, hayatta sahip olabileceğin en değerli şey. Başarı, sizi hedefe götürecek yolun ikinci taşıdır. Varış noktası değil, yolculuktur. Tecrübe, aklının hocası, düşüncenin de rehberidir. Yetenek, yapmakta ısrar ettiğin şey giderek kolaylaşır. Disiplin, büyük insanların ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını bil. Hepsinde de öz disiplin başta geliyordu. İlk taşınız, kişiliğiniz yoksa hiçbir şeyiniz yok demektir. Bir şeyleri paylaşmak için birileriyle bir bağ kurmak insanın doğasında var. Bunun için mücadele et. Kötü bağlardan kurtulmak, birlikte mutlu olduğun insanlarla olmaktan geçer. Sıradaki film Ülke Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Uçurtma filmi. Bu filmde uyuşturucu madde bağımlısı iki gencin geçmişte yaşadıkları güzel günleri ve güzel anıları hatırlamaları ve pişmanlık konusu işleniyor.
Çok iyi bir mühendis olabilirdim. Sanat okuyacaktım. Bana yalan söylediler. Kendime yalan söyledim. Şimdi de Ülke Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı'nın hazırladığı Asil Kan Vatan Borcu filmini izleyeceğiz. Filmde madde bağımlısı olan bir gencin askere gittikten sonra bağımlılıktan duyduğu pişmanlık ve maddeden kurtulması konusu işleniyor. Malzeme var değil mi? Bitmedi. Oğlum bir daha detura bize. Ne bitmesi? Geliyor musun? Ben mekandayım. Tamam 2-3 dakika oradayım.
Dem teyze Ali evde mi? Ali okulda. Ne okulu teyze? 6 ay oldu onun okuldan atılalı. Ne? Müsaade var mı evlat? Bitirebilir miyim? Yaklaşın çocuklar. Fazla zamanınızı almayacak. Birkaç şey söyleyip gideceğim. Ben savaşta birçok arkadaşımı bu vatan toprakları için şehit verdim. Nice kanlar bu vatan toprakları için son damlasına kadar döküldü. Tertemiz kanlarıyla şehit oldular. Ve bu vatanı sizin gibi gençlere emanet ettiler. Sizler ise uyuşturucu kullanarak kanınızı kirletiyorsunuz. Ve bu vatana ihanet ediyorsunuz. Ben de bir şey diyeceğim sandım be dayı. Benim bu söylediklerimi asker ocağına gittiğiniz zaman anlayacaksınız evlat. Vatan demek namus demektir. Vatan demek kan demektir. O kanı temiz tutmak demektir. Ne okul değil mi Ali? Dün arkadaşından öğrendim. Okuldan atıldığını. Ben 3-5 kuruş kazandım. Seni okutayım diye canım dişime takıyorum. Bu muydu Ali? Bunun karşılığı bu muydu oğlum? İstemiyorum okut falan. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Askere gideceksin. Askere mi? İşte böyle Mehmet. Sonrasını biliyorsun zaten. 7 aydır buradayım. Keşke hiç bulaşmasaydın böyle. Bak ben çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Zararlı maddelerden uzak duruyorum. Spor yapıyorsan bu işlerden uzak duruyorsun zaten Ali. Nasıl yani? Spor önemli bir unsurdur. Bireyi topluma hazırlar. Toplumun onurlu bir parçası yapar. Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygı duymayı öğretir. Keşke ben de senin gibi spor yapsaydım. Keşke uyuşturucuya hiç bulaşmasaydım. Atatürk ne demiş? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Yani gün geldiğinde Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni korumak için Türk genci göreve çağrılacak. Cesareti damarlarındaki asil kanda bularak
Hayasızca yapılan bu akımlara göğüs gelecekleri anlatır bu söz. Ben ölürsem şehit olacağım Ali. Allah'ın huzuruna bana verdiği tertemiz kanımla çıkacağım. Sen de damarlarındaki asil kanı kirletme Ali. Söylediklerimi asker ocağına gittiğiniz zaman anlayacaksınız evlat. Vatan demek namus demektir. Vatan demek kan demektir. O kanı temiz tutmak demektir. Sen de damarlarındaki asil kanı kirletmeyin. Thank you.
Ve son filmimiz Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Yol filmi. Filmde madde bağımlılığı olan genç Ülkü Ocakları'nın verdiği destekle bağımlılıktan kurtulmaya çalışır. Ancak erken yaşlarda mücadele vermediği için geç kalmıştır. Devamını hep birlikte izleyelim. Günaydın Ülkü FM dinleyenleri. Yaşar Özel'in Bu Yalnız Geceler Bana Arkadaş isimli şarkısı sevip de kavuşamayanlara gelsin. Sadece toplumsal çöküşe hazırlayan bir musibet olmakla kalmıyor. Aynı zamanda terör örgütlerinin uyuşturucu parasıyla finansman bulduğu dikkate alındığında işin vehameti daha da artıyor. PKK'nın uyuşturucu ticaretiyle olan bağını, operasyonlarda yakalanan teröristlerin ifadeleri, gizli tanıkların beyanları ve dinlemeye takılan PKK'lıların konuşmaları da açıkça ortaya koyuyor. Oğlum kaç sefer söyleyeceğim? Bu zararlı şeylerden kaçınacaksın. Senin hayatın, gelecekte ne olacağını hiç düşünmüyor musun? Bunu kaç sefer söyleyeceğim sana? Bu bizim inançlarımızı da reddettiği, ülkücü anlayışımızın da reddettiği bir şey. Adam olacaksın. Adam olmak için bu kötü alışkanlıklarını bırakacaksın. Kaç sefer söyleyeceğim sana? Hep böyle dinliyorsun. Ondan sonra çıkıp dışarıda aynı haltı yine işliyorsun. Çık dışarı, benim Alper diye bir oğlum yoktur. Alper Reis, yaşlandım be. Bugünün Türk genci, bu vatan toprakları üzerinde bağımsız ve özgür bir şekilde yaşamak, ailene, hayırlı bir evlat, vatana ve milletine faydalı bir Türk genci, yani Yüce Allah'a iyi bir kul olarak hizmet etmek istiyorsan bana seslenmekteyiz. Bedenini, hayalini ve geleceğini uyuşturma. Damarlarındaki asil kanı kirletme. Öğrettiler vatan olmayı, vatana ruhunu katan olmayı. Kısacası beyim adam olmayı, davayı... Çok Adem abi sordurum diyeceğim. Reisler, yıllardır Alper ve Alper gibi kardeşlerimizi kurtarmak için mücadele vermedik mi? Mücadelemiz son nefes, son nefes, son damla kana kadar devam edecek diye yemin etmedik mi? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hazretlerin hepsi... Hasan, çok geciktim be başkanım. Resul-i Sahabe... Hiçbir şey için geç değil Alper'im.
sizin gibi uyuşturucu kullanan birine verecek kızım yoktur. Verecek kızım. Hazırlıksız yakalandım demekten hepimizi muhafaza eyle. Amin. Her anımızı hazırlıklar nasip eyle Rabbim. Amin. Dualarımızı lütfun ve keremle kabul eyle Rabbim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. Tekrar hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Tekrar helal ediniz inşallah. Helal olsun. Helal ediniz inşallah. Helal olsun. Mevla hepinizden razı olsun. Eskiden bir adım vardı, ümidim, feryadım vardı. Şimdi ben, o ben değilim. Yolumu bilmiyorum, ölmüyor, gülmüyorum. Bu hayat yordu beni, bildiğin gibi değil. Dallarım devriliyor gençlik. Diğer Mansur Müdürü'nün kazananı ise İstanbul Ataşehir İlçe Ocakları oldu. İlçe Ocakları Ataşehir İlçe Başkanı Yasin Yanar ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Ödülünü takdim etmek üzere Sayın Naim Yanık sahneye arz ederiz efendim. Ödülü takdim etmek üzere Ankara'yı
Cumhurbaşkanı Sayın Turgay Başlık sahneye davet ediyoruz. Kazanan ilimizse İzmir Ülkü Ocakları'dır. Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Şimdi de ödülü takdim etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emin Haluk Ayhan'ı sahneye davet ediyoruz. Kısa film yarışmasının kazananıysa Kocaeli Ülkü Ocakları oldu. Kendilerini tebrik ediyor. Ödülü almak üzere Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Melikşah Taşkın'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ödülünü takdim etmek üzere Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Oltay Kılavuz'u sahneye davet tarafından Kutlu Dava'nın emektarları Taş Medresesi Ülkücüler için hazırlanan plaketi takdim etmek üzere Taş Medresesi Ülkücüler Genel Başkanı Naim Yan'ı bir kez daha sahneye davet ediyoruz.